Teşekkürler. Sizleri sormalı. Sağ olun. Sağ olun. Yüreğimiz ağzımıza geldi. İzmir sallandı. İstanbul'da, Beylikdüzü'de sallandı. Neler yaşadınız? Bize anlatır mısınız? Önce kendinizi tanıtırsanız lütfen bize. Ben Umut Cebeci, Milli Vekâ Hareketi Menemen İlçe Başkanı. Evet. Yani çok şükür Menemen'imizde şu an hani can kaybı falan yok ama oturduğum binada çok aşırı derecede hasar var. Yani oturulacak bir halde değil. Ben bunları size göstereyim. Bir yandan da anlatayım. Yani gördüğünüz gibi duvarlar falan her taraf çatladı. Şöyle de göstereyim. Yani Peki Umut çok Bey, şükür. halkın durumu ne durumda? Gece sokaklardan geçirmiş birçok vatandaşımız. Evet, çoğu Gördüm. vatandaşlar sokakta geçirdi. Kaymakam falan sağ olsun yardımcı oldu. Kalacak yer falan ayarladılar. Biz de elimizden geldiği kadar Milli Beka Hareketi olarak dışarıda kalanlara sıcak çorba falan dağıttık. Yani yardımcı olduk. Büyükşehir, AFAD ekibi falan yani sokakta kalanlara çadır falan verdi. Yani şu an beklemedeyiz. Hatta dışarıda da çadırlar var. Ben şöyle binanın merdiven kısmını falan size göstereyim. Çok aşırı derecede çatlaklar var. 3 metre 3 santim bir merdiven çökmüş durumda. Yani oturulacak gibi değil. En ufak bir şeyde komple hani bina yıkılacak şu an durumda. Umut Bey, o artçı depremler oluyor mu? Ne durumda orası? Şu an evet artçı depremler oluyor. Yani şu an 600'ün üzerinde falan ufak ufak olmaya başladı. Şu an dışarıda da zaten çadırlar kuruluyor. Kuruldu da bir kısmı. Halk tedirgin mi Umut Bey? Artçı depremler sürekli oluyor mu? Yani sürekli oluyor ama bir kısmını hissedebiliyoruz. Yani biraz yüksek şey olanları. Yani ufak tefek olanları hissetmiyoruz. Yani haberlerden öğrendiğimiz kadarıyla yani 600'ün üzerinde şey olmuş, artçı deprem olmuş. Şu an mesela bulunduğum binanın merdiven kısmı. Umut Bey, ben buradan görüyorum, çok tedirgin edici. Yani peki buradaki vatandaşlar binalara giriyorlar mı, korkuyorlar mı? Tam olarak özetler misin bize? Yok şu an binaya falan kimse girmiyor. Yani herkes şu an çadırda kalıyor. Hani tekrardan böyle bir şey hani yaşamamak için. Hani sıkıntı çünkü Bornova'da falan bayağı bir bina yıkılmış. Evet Umut Altı Bey, siz de var. oradan çıkarsanız çok tedirgin oldum ben. Doğrudur. Duvarlar Şimdi sadece şeyi çatlaklar göstermek amaçlı görünce. gördüm. Yani en fazla girmiyoruz şu an. Yani tehlikeli hale gelmiş binalar Umut Bey. Benim oturduğum daire böyle yani daha şu an çok aşırı derecede şiddetli olan şeyler var. Koridorun mesela duvarları falan yıkılmış bildiğim kadarıyla. Şu an burada yok kendileri. Yani şu an bayağı bir riskli yerdeyiz. Yani İzmir daha önce böyle bir şey yaşamadı. Umut Bey, 6,6 diyorlar. Kaç can kaybı var? Tam olarak belli oldu mu? Şu an 26, 800'ün üzerinde de yaralı falan var. 304 kişi falan taburcu olmuş. Ben şöyle şeyi de göstereyim size. Şu an Buyurun. yerler falan çatlamış durumda. Hayatlı gibi Evet. olmuş Umut Bey. İnanılmaz. Umut Bey, siz o esnada neredeydiniz? Ben o esnada dışarıdaydım. Kendim esnafım. İş yapıyordum. Bir anda telefon alınca geldim ama çok şükür hani binada fazla oturan yok. Hepsi iş sahibi oldukları için. Kendileri dışarıda falandı. Birkaç kişi vardı. Onlara da şükür bir şey olmamış. Siz Şöyle. Milli Beka Hareketi olarak neler yaptınız orada? Dün gece mesela dışarıda kalanlara sıcak çorba falan bir de AK Parti Menemen İlçe Başkanlığı ile irtibata geçerek yani çadır ihtiyacı olanlara çadır falan verdik. Elimizden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şöyle de göstereyim binanın dış tarafı, kolon kısımları bunlar. Yani Siz şu an tam olarak şu an neredesiniz? Semt olarak İzmir'in neresindesiniz? Menemen, Atatürk Mahallesi.
Menemen Atatürk Mahallesi. En fazla hissedilen nokta neresi İzmir'in? Seferihisar, Bornova ve Bayraklı. Bayraklı'da yani çok şiddetli bir şekilde yani binalar falan yıkılmış. Yani şu an 8 tane binada arama çalışması falan var. En fazla can kaybı ne, hangi semtte olmuş? Şu Bayraklı'da şu an. Evet, şu an 35-40 kişiye yakında göçük altında bekliyorlar şu an. Halen çıkarmaya canlı. Ya canlı birkaç kısmına ulaşmışlar. Mesela bir saat öncesi falan genç bir arkadaşımıza ulaştılar. Annesi işte yönlendirilmesiyle annesini çıkardılar yaralı bir şekilde. İşte annesi tarif ettiği şey yerlere bakıldı. Bir erkek oğlan çıktı, bir de kız çocuğu var 8 yaşında. Onu da şu an çıkartmaya çalışıyorlar. Umut Bey, herhangi bir eksiklik var mı? Hükümetin eksikliği var mı? Belediyenin eksikliği var mı? Yetkililerin eksikliği var mı? Gözlemliyor musunuz? Herhangi yani, bir şey ihtiyaç var mı? Şöyle söyleyeyim, devlet sağ olsun yani bir kez daha her zaman varlığını hissettiriyor. Yani dünden beri daha da bir şiddetli şekilde varlığını bize hissettirdi sağ olsun. Yani zeval vermesin Allah devletimize. Belediye de işte elinden geldiği kadarıyla işte bize yardımcı oluyor, işte onlar da çorba falan dağıtıyor. Böyle açık fuar alanları falan var. Onları mesela yatak falan sedye falan getirmişler. Orada işte misafirler falan ağırlıyorlar. İşte elinden geldiği kadar herkes yardımcı oluyor şu an. Siz nasıl sokakta kaldınız? Çadır mı dağıtıldı? Ne dağıtıldı orada? Evet, çadır gelmişti bize ama bizim kalacağımız müstakil bir yer de vardı. O çok sağlamdı. Elimizdeki çadırları başka birilerine verdik. Bugün büyük şehirden yine bize çadır geldi. Onu da kendimize kurduk. Yani şu an beklemedeyiz. Bugün yine işte çorba falan dağıtacağız. Elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız dışarıda kalanlara. Genel başkanımızın fikirlerini falan alıyoruz, Murat Şahin başkanımızla irtibat halindeyiz. Umut Bey, biraz ön tarafları gösterir misiniz? Alanları gösterir misiniz bize? Vatandaşlar ne durumda orada? Yani şu an çadırda duruyorlar da. Evet. Şöyle ben göstereyim. Rahatsız etmeden etrafını gezebilir misin Umut Bey? Size rica etsem. Tabii, bir saniye. Evet, görmüş olduğunuz gibi inanılmaz. Toplam çadırlar var. Evet, insanların ihtiyacı karşılanması için. Evet Umut Bey, insanlar orada herhangi bir şeye ihtiyaçları yok değil mi şu an? Yani evlerine girmiyorlar. Evet, şu an evlerine falan girmiyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar kendi ailem olsun, başka aileler olsun burada yardımcı oluyoruz. Yani bir aile gibi toplandık bir yere. Bir de bulunduğum şu tepede boş bir daire vardı, yani yıkılacaktı zaten, imar projesi falan da bir sorun olmuştu. Bina boşken yıkılmış orası. Yani çok şükür orada da bir can kaybı falan yok. İşte şöyle ben şeyleri göstereyim size, içeriği. Şöyle kapılar falan hepsi patladı. Yukarıda şeyler döküldü. Şaka gibi ya. Yani kolonların çoğu gitti. Yani İzmir ilk defa böyle bir şey yaşıyor. Yani gerçekten zor bir şeydi. Herhangi bir olumsuz şey yaşandı mı Umut Bey? İnsanlar hani telaşa kapılıp birbirlerine üzdüler mi yani? Yok, Menemen'de öyle bir şey olmadı. Yani can kaybı falan da olmadı. Sadece işte binamız aşırı derecede hasar gördü. Ama Bayraklı tarafında ve Bornova tarafında, Seferihisar tarafında yani çok aşırı derecede yıkılan binalar var. Altında kalan vatandaşlarımız var. Yani yaralılar var. Allah'a acil şifalar diliyorum onlara. Gerçekten yani İzmir böyle bir şey yani ilk defa yaşıyor. Çok kötü oldu. Yani bir de diyorlar hani deprem öldürmez, yani sağlam olmayan bina öldürür diye. İşte bu konuda daha haklı çıktılar yani. Evet. Umut Bey, gerçekten İstanbul, tüm Türkiye, tüm acılarımız, İzmir'in acılarını paylaşıyor. Yüreğimiz ağzımıza geldi. İnşallah böyle bir acılar yaşanmaz bir daha. Kendinize çok
dikkat edin Umut Bey. Ara ara bağlanalım. Orada sokaktaki vatandaşlar ne durumda? Onlarla görüşlerini alalım, düşüncelerini alalım. Ne durumdalar? Bir sıkıntı var mı, yok mu? Onları konuşalım. Çok teşekkür ediyorum Umut Bey. Bağlantıda kalalım. 8 civarı falan Bayraklı'daki o enkaz çalışmalarına destek amaçlı arkadaşlarımızla falan gideceğiz. Orada da ben itibat halinde olurum sizle. Evet, çok teşekkür ediyorum Umut Bey. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun.